Bırak, pardon özür dilerim. Dini yapı olarak senlerce anlattık, anlatıldı, okuduk ama çünkü bir grup olarak Ordu'dan geliyoruz. Bir otobüs dolusu insan sabahleyin kalktık buraya geldik. Aslında daha önce geldiğimiz bir yerde gayet güzel bir organize yapılmış. Heyecanlandıracak, insanı gerçekten heyecanlandıracak bir durum söz konusu. Bildiğiniz üzere 2019 yılı Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. Çok da haklılar. Burayı tanıtmamızda yarar var. Şurada 12 bin yıl önce bir medeniyetin olduğunu düşünmek dahi bizleri çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de şöyle eserlerin olduğu bir yer, özellikle Şanlıurfa'da bizim ülkemizde olması, medeniyetin beşiğinde olduğumuzun en önemli kanıtlarından bir tanesi. Bence çok başarılı bir şekilde de Doğuş Grubu'nun desteğiyle de ve bence devletimizin de desteği ve reklamıyla çok başarılı bir şekilde duyurduk. Sadece ben değil, benim gibi pek çok kişi her kesimden merak etti ve buraya geliyor. Bence tanıtımı iyi gidiyor. İnşallah böyle de gider ve bu tarih konusundaki açıklamalar, çelişkiler inşallah giderilir buranın sayesinde. Buraya gezmeye geldik. Buranın tabiatını, doğasını, tarihini görmek için buraya geldik. Samsun Terme'den. Sabahın Kanal 7'de de geldi Çakır. Arkadaşlar bekliyorsunuz. İlk önce burada daire etrafında dönelim lütfen. Adım adım. Burada bir takım obsidyen yani keskinlik ediyorlar ki olsa olsa neolitik. Muğla Fethiye bölgesinden geliyoruz. Bir devlet okulu Şefik Apek'in meslek lisesiyle geldik buraya. Aslında GAP bölgesini görmek istiyorduk. Özellikle gastronomi konusunda bir program çıkarmıştık. Ama okul müdürümüz, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda tarihin yeniden yazıldığı yer olan Göbekli Tepe'ye geldik. İnanılmaz mutluyuz. Keyifli anlatımlarla inşallah programımıza devam edeceğiz. Tamam. Tamam.